2015 yılında oynanan New England Patriots, Indianapolis Colts Asya Futbol Federasyonu şampiyonluk maçı ve Süper Kupa'dan sonra Amerikan futbol topu ile ilgili skandallar söz konusu olmuştu. En çok da bir Amerikan futbol topunun basıncının şişirildiği sıcaklıkla oynandığı yerdeki sıcaklık farkından dolayı ne kadar düşeceği ya da ne kadar indirilebileceği uzun zaman Amerika'nın gündemini meşgul etmişti. Özellikle de bu top sıcak kapalı bir ortamda örneğin içeride şişirilip ama maç dışarıda yani soğuk bir ortamda oynanıyorsa. Bu arada havası inen topu tutmak da daha kolay oluyormuş. Özellikle kış aylarında oynanan maçları düşününce karşı tarafa topun geçme ihtimali epey düşüyormuş. Neyse bu kadar ön bilgiden sonra konumuza geri dönebiliriz. Bu durumu çözebilmek için benim en çok sevdiğim denklemlerden birini kullanacağız. İdeal gaz denklemi. Bu denklem bize basınç çarpı hacmin mol cinsinden kaç molekül ideal gaza eşit olduğunu gösteriyor. Mol sayısı aslında molekül sayısını belirtmenin yollarından sadece biri. Ama tabii mol sayısını bir de ideal gaz sabiti ve de sıcaklıkla çarpmamız gerekiyor. Aradığımız şey basınç olduğu için ben bu denklemi o şekilde düzenlemek istiyorum. İki tarafı da V ile bölersek P eşittir n çarpı r çarpı t bölü v olur. Denklem artık hazır. Şimdi New England ev sahipliğinde oynanan maçta neler olduğunu detaylı olarak gözden geçirelim. Yani ortaya atılan topların havasının nasıl kendiliğinden sönmüş olabileceği fikrini ve de bu nedenle bu olayın aslında bir skandal olmadığı yönündeki açıklamaları tartışalım. Bu görüşlere göre toplar oda sıcaklığında yani yaklaşık olarak 75 derece Fahrenheit'ta diğer bir deyişle 24 derece Celsius'ta şişirilmiş. İdeal gaz denklemini kullanabilmek için sıcaklığı bir de Kelvin'e çevirmemiz gerekiyor. Bu da bize yaklaşık olarak 297 Kelvin'i verir. Bu oda sıcaklığı. Yani kapalı ortam sıcaklığı. Tabi şu an bahsettiğim durum toplar içeride şişirilip maç dışarıda yani sıcaklığın yaklaşık olarak 50 derece Fahrenheit olduğu yerde oynanmışsa geçerli. Okuduklarıma göre bu sıcaklık gerçekten de o maç sırasındaki sıcaklıkmış. 50 derece Fahrenheit. Aşağı yukarı 10 derece Celsius'e eşit. Bu da yaklaşık olarak 283 Kelvin'de diyebiliriz. Çıkan tartışma bu sıcaklık düşüşünün ölçülen basınç farkını yaratıp yaratmayacağı konusunda olmuş. Ölçülen basınç farkı yani gauge basıncı dediğimiz gösterge basıncı da aslında çok önemli. Çünkü bu basınç değeri ilk analizlerde göz ardı edilmişti. İçeride ölçülen bu basınç 12,5 psi. Dışarıda yani topların basıncının düşük olduğu anlaşıldıktan sonra ölçülense 10,6 psi idi. Bu değerlerin kurallara aykırı olup olmadığını anlayabilmek için ideal gaz denklemini biraz basitleştirelim. Yani bu durum için özel hale getirelim. Burada kurallara aykırı bir durum yok diye düşünelim. O zaman havanın toptan dışarıya çıkmamış ya da topun içine girmemiş olması gerekiyor. Yani mol sayısının değişmemiş olması lazım. İdeal gaz sabiti zaten değişmiyor. Adından da belli olduğu gibi bir sabit. Hacime gelince diyelim ki top deriden yapılmış ve oldukça sağlam. Aslında hacmi birazcık değişmiş olabilir. Ama burada hesaplamaları kolaylaştırması için topun şeklini koruduğunu ve hacmin değişmediğini kabul edebiliriz. Demek ki içeriden dışarıya çıkarken hacim değişmiyor. Bu denklemi basitleştirmek için yeşil olan bütün bu kısma k diyelim. Yani n çarpı r bölü v bize k dediğimiz bir sabiti veriyor olsun. Böylece basınç bir sabit çarpı sıcaklığa eşit olmuş oluyor. Unutmayın buradaki hacmin değişmediğini ve havanın topa girip çıkmadığını varsayıyoruz. Bu şekilde baktığımız zaman sıcaklıkta olacak herhangi bir değişimin basınca da aynı şekilde yansıyacağını görebilirsiniz. O zaman sıcaklıkta ölçülen değişimin ölçülen basınçlardaki değişime uygun olup olmadığını bir inceleyelim. Sıcaklıktaki hesaplamaları tabii ki Kelvin ölçeğinde yapmamız gerekiyor. Sıcaklık 297 Kelvin'den 283 Kelvin'e düşüyor. Buradaki fark ne? Hemen hesaplayalım. 14 Kelvin fark olmuş. Hesap makinesini de çıkaralım. 14 Kelvin'lik bir düşüş. 297 ile başladığımıza göre 297'ye bölmemiz gerekiyor. Sonuç yuvarlarsak 0,047. Bulduğumuz sayı yuvarlarsak elde edeceğimiz şey yaklaşık %5'lik bir düşüş. Burası için %5'lik bir düşüş. Öyleyse bunu bir de basınç için hesaplayalım. O da 12,5 PSI'den 10,6 PSI'ye düşüyor. 1,9 PSI'lik bir düşüş. O zaman 1,9'u başlangıç basıncına yani 12,5'e bölelim. Buna göre %15,2'lik ya da yaklaşık olarak %15'lik bir düşüş gözüküyor. Yani işler biraz sarpa sarmaya başladı gibi. Çünkü bulduğumuz değer %15'lik bir düşüşe işaret ediyor. Zaten yapılan analizler sonucunda da bulunan buydu. Analizleri yapanlar sıcaklığın sadece %5'lik bir basınç düşüşüne neden olabileceğini söyleyip burada bir şeyler dönüyor olmalı diye düşünmüşlerdi. Bu yüzden %15'lik bir düşüş için belki de topun havasını alındığını işaret etmişlerdi. Ama bu analizlerde bir hata vardı. Gauge basıncı dediğimiz gösterge basıncı yani 12,5 aslında mutlak basınç değil. Bu basınç sadece içeride dışarıda ne kadar fazla basınç olduğunun bir ölçüsü. Topun dışında bir basınç olduğunu biliyoruz. Standart atmosferik basınç. Bu da havaya göre değişebilecek bir şey. Ama kesin olarak bir basınç var. Bu basınç atmosferin ağırlığından kaynaklanıyor. Yani mutlak basıncı bulmanın bir diğer deyişle doğru basınç değişimini bulmanın yolu topun içinde ne kadar daha fazla basıncın olduğunu bularak dış basınca eklemek. Tabii o gün için New England'da ölçülen kesin değerleri bilmiyorum ama standart atmosferik basınç 14,7 psi kabul edilir. O zaman bildiğimiz değere 14,7 eklersek 27,2 psi buluruz. Aynı şekilde buraya da 14,7 eklersek yani mutlak basıncı bulmak istersek bulacağımız değer 25,3 psi çıkacak. Artık gerçek basınç değişimini hesaplayıp %5 ile karşılaştırabiliriz. Hala aynı basınç düşüşü var yani 1,9 PSI. Ama bu sefer 27,2'den 25,3'e düşüyoruz. Yani bu sefer daha büyük bir sayıya böleceğimize göre yüzde daha düşük çıkmalı. O zaman beklemeden hesaplamayı da yapalım. 1,9 PSI'lik düşüşü 27,2'ye bölüyoruz. Bu da %7'den biraz daha az bir basınç düşüşüne işaret ediyor. Yani yaklaşık olarak %7'lik bir düşüşte diyebiliriz. Bu hesaplar tabii ki kesin değerleri vermiyor ama gördüğünüz gibi oldukça yakın değerler. Bu durumda başka etkenlerde olabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Mesela yapılan ölçümler tam olarak doğru olmayabilir ya da ortam basıncı aslında içeride ve dışarıda tam olarak aynı olmayabilir veya özellikle dışarıdayken topun üzerinde biraz su donmuş da olabilir. Bu durumda su buharlaşırken topu biraz daha da soğutabilir. Bu da topun içindeki basıncı biraz daha düşürebilir. Dolayısıyla bu hesaplamalar kesin değil. Ama bu değerlere göre ideal gaz denklemini kullandığımızda sıcaklık düşüşünün neredeyse basınç düşüşüyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu skandal söylemlerine de birazcık temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum.